Merhaba herkese, hoş geldiniz. Bugüne özel bir konuğum var. Ekonomist, yatırım ve tasarruf uzmanı Mert Başaran bizle birlikte. Mert Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Şimdi ben kitaplara dokunuyorum. Çok çarpıcı, kısa zamanda 100 bin adete ulaşan iki kitap ve hala çok satanlarda Küçük İşler, Büyük Özgürlükler. Harika bir kitap. Gerçekten böyle mi bu iş ya? Öyle, gerçekten. Küçük küçük. Özgürlüğe ulaşabilirsiniz. Bir ekonomi kitabının bu kadar kısa zamanda çok satanlarda durması ve bu kadar çok satması, bunu neye bağlıyorsunuz? Evet, herkese bu başta çok ilginç geldi ama bunun nedeni şu, ben bunu ekonomi kitabı gibi değil bir halk dilinde anlattım. Yani benim zaten bir amacım şu, beni biraz sevdiren veya hani bu kadar teveccüh görmeme sağlayan da ekonomistler genelde bunu başka bir dilde anlatıyorlar. Ve maalesef Türkiye'de bunu belki 100 bin kişi, belki 500 bin kişi anlayabiliyor. Benim bir amacım Ayşe teyzeye de, Ahmet amcaya da, Fatma nineye de bazı şeyleri anlatabilmek, ekonomiyi anlatabilmek. Hatta bir tane ekonomistle program yapıyorduk. Bir tane altta arkadaş şey yazmış. Mert Bey, ekonomist hocamın değerli sözlerini tercüme eder misiniz dedi. Yani bazen gerçekten tercüme etmek gerekiyor. Ben biraz halk diline çevirebiliyorum. Hatta bununla ilgili çok eleştirenler de oluyor. Ekşi Sözlük'te falan böyle. Ya çok halk diliyle anlatıyorsun, çok şey. Ama benim amacım o arkadaşlar. Ben basit şeyleri anlatıyorum. Veya hep aynı şeyleri anlatıyorsun. Ama Türkiye'de bilmeyen bir sürü insan var. Siz her şeyi biliyorsunuz diye düşünmeyin. Bilmeyen bir sürü insan var. Ben bilmeyenlere bazı şeyleri anlatmak istiyorum ve bundan dolayı da bir şekilde ilgi gördü. Güzel de gidiyor. Peki Mert Bey, herkes nasıl zengin olacağını konuşuyor. Siz ağırlıklı olarak tasarruf meselesine vurgu yapıyorsunuz. Doğru tasarruf yapmanın 3 püf noktası diye sorsam nereden başlarsınız? Şimdiye kadarki en güzel soru bence bu, hayatımda duydum. Çünkü 3 tane püf noktası diyorsunuz. Ben de her zaman ona önem veriyorum. Püf noktaları şu. Mesela birincisi şu. Kesinlikle küçük paraları küçümsemeyeceksiniz. Hatta şöyle bir sözüm vardır. Küçük paraları küçümseyen küçük kafalılardan olmayın diyorum. Çünkü Türkiye'de inanılmaz böyle bir küçük kafalı kesim var. Her şeyi küçümsüyor. Bu paralar küçük, bundan bir şey olmaz, şundan bir şey olmaz. İstatistikler ama gösteriyor ki bütün zenginler eğer illegal bir şey yapmadılarsa, helal yoldan çalışarak yaptılarsa parayı küçük paralarla katlayarak buraya gelmişler. Türkiye'deki ilk top 100 zengini açın. Aileden gelenleri saymazsanız hepsi 40-50 yıl önce köyünde inek sağarak, ne bileyim, normal belki tezek kokusuyla büyümüş ama buraya gelmiş, o küçük paraları damla damla büyütmüş insanlar. Dolayısıyla demek ki küçük paralarla oluyor. Birinci madde o. İkincisi, püf noktalarından birincisi o, yani küçük paraları küçümsemeyin. İkincisi, mümkün olduğu kadar hayatınızda size bir şeyler katacak, sizi geliştirecek insanlarla ilişki kurun. Yani networking diyorum. Kitapta da bunu anlatıyorum. Bugün buraya gelme nedenim de, başka ilişkiler kurma nedenim de hep bu. Küçük böyle ilişkiler sizi inanılmaz başka kapılara getiriyor. Üçüncüsü de hayatınızda sizi aşağı çekecek insanları, toksik insanlar diyorum bunları, hayatınızdan çıkarın. Bunlar çok önemli. Yani yukarı çıkaracak insanlarla dostluklar, ilişkiler kurmak önemli ama aşağı çekecek olumsuz insanları, toksik insanları diyorum, çıkarmak da önemli. Bunları yaptığınızda zaten otomatik olarak bir yere geliyorsunuz, faydalanıyorsunuz bazı şeylerden. Peki, ben sizin birçok yayınınızı izledim. Özellikle çok dikkatimi çekti. Kahve içmek yerine bile o parayı tasarruf için ve yatırım için kullanabilirsiniz diyorsunuz. Gerçekten bu kadar küçük paralarla zengin olmak mümkün mü? Şimdi sorunuzun çok güzel bir soru ama ben sorunuzu biraz değiştireceğim ya da eleştireceğim. Oraya zengin olmak demeyelim de zengin olma şansını yakalayabilir misiniz diyelim. Çünkü ben kahve içerek ya da kahve içmeyerek ya da işte sigara içmeyerek zengin olur demiyorum. Ama şunu diyorum. Kendim çünkü bunu yaşadım. Etrafımda da bir sürü zengini böyle gördüm. Başarılı olanları en azından gördüm. Finansal özgürlük diyorum. Finansal özgür olabilirsiniz. Finansal özgürlük zenginlikten farklı bir kavramdır. Yani ben zengin değilim. Etrafımda bir sürü zengin olan insandan çok daha özgürüm. Ne olan finansal özgür olmak? Finansal özgürlük şudur. Ferrari'niz olabilir. Son model Mercedes'e binebilirsiniz ama sabah 6.30'da kalkarak 2 saat trafiğe giriyorsanız, geceliğin toplantılardan 12'de eve dönüyorsanız, bankada 10 milyon dolarınız varsa da bence siz fakirsiniz, finansal kölesiniz. Siz zengin değilsiniz, sadece farkında değilsiniz. Tamam, kapitalizm sizi esir etmiş. Öyle insanlar var ki yani çok ciddi servetleri var ama gece korkudan veya üst tarafından, üstünde kim varsa, patronu olabilir, başka biri olabilir, telefon geldiğinde ağlıyor, korkuyor. Zengin değil aslında. Farkında değil sadece. Ama zenginlik ya da finansal özgürlük başka bir şey. Çok parası olmayabilir bir insanın ama o kadar basit bir hayatı, o kadar akıllıca yaşıyordur ki elindeki varlıklarla sonsuza kadar istemediği işte,
istemediği insanlarla çalışmayarak özgür şekilde yaşayabiliyordur. Hatta bir kelime vardır, çok güzel bir sözdür. Eğer sabah alarm kalkmadan kalkıyorsanız siz zenginsiniz. Bence zenginliğin ölçütü bu. Dolayısıyla buna finansal özgürlük diyorum. Dolayısıyla Türkiye'de insanların şunu ayırması lazım. Zenginlik mi, finansal özgürlük mü? Finansal özgür olmayı önem vermemiz lazım. Ne kadar varlığınız olduğu değil, tekrar söylüyorum. Yani öyle, kelimeyi şöyle örnek verelim. $1 milyon bir evde oturabilirsiniz. Ama çok ciddi bir borcunuz vardır. Bunun yarısı borçtur. Siz zengin gibi gözüken ama korku içinde bir insansınızdır. Ama çok daha basit bir evde oturuyorsunuzdur. Ama istemediğiniz insanla çalışmıyorsunuzdur. İstemediğiniz işe gitmiyorsunuzdur. İstemediğiniz saatte kalkmıyorsunuzdur. Siz gerçek zenginsiniz. Yani finansal özgürsünüzdür. Dolayısıyla bunları da küçük paralarla yapabiliyorsunuz. Hı hı. Örnek, istatistik konuşalım. Her gün sigara içen bir insan daha iyi olmasına gerek yok. Bitcoin falan dersem 100 tane Ferrari alırmış ama Bitcoin demeyelim, hani onu bilmiyorsunuz diyelim. Sadece altına parasını 25 yıl boyunca 2 paket sigara içen bir insan yatırsaymış $250,000 oluyormuş. Bu kadar basit. Yani o küçük paralar sahiden damlaya damlıyor, göl oluyor ve katlanıyor. Fakat bu kapitalizm, benim biraz kavgam kapitalist sistemle, kapitalizm ve bu kapitalist sistem bize bunu unutturmuş. Yani senin anneannelerinin, babaannelerinin, benim annemin, babaannemin bildiği kadim öğretiler doğru aslında. Damlaya damlaya göl olur. Sakla samanı gelir. Ayağını yorganına göre olur. Ama bize bunlar unutturuldu. Kapitalist sistem 1950 ile beraber, Marshall yaldırımları ile beraber Türkiye başka bir level'a atlatıldı. Birinci faz buydu, vites buydu. 80'de Özal'la beraber ikinci vitese geçtik. 2000'de de üçüncü vitese, milenyumda da üçüncü vitese geçtik. Nedir bunlar? Daha çok harcayan, daha çok tüketen, ihtiyacı olmayan şeyleri sırf desinler diye daha çok alan köleler ve zombiler olduk. Eskisine göre çok daha konforluyuz ama çok daha köleyiz. Evet, bir bundan de kurtulmamızı istiyorum. Impulse shopping diye bir şey var ya, hani etkili alışveriş yapıyoruz hepimiz. Çok önemli bir yere geldiniz. Kahveden geldik buraya. İhtiyaçlarımız noktasına gittik. Ben burada şunu soracağım. Gereksiz harcama nedir? Bunu açalım mı biraz tabii, örneklerle? Tabii. Gereksiz harcama benim kavga ettiğim şey. Benim kavga ettiğim şey nedir biliyor musunuz? Sizin şu an çocuğunuz lüfer yemek istiyorsa ve cebinizde bunu alacak para varsa, lüfer ne kadar para olursa olsun benim için gereksiz değildir. Bu çocuğunuzun sağlığı için de gereklidir, sizin çocuğunuzun mutluluğu için de gereklidir. Gereksiz olan o lüferi, hatta bozuk lüferi, hatta bayat lüferi sırf selfie çekmek için, sırf konu komşuya hava atmak için saçma sapan bir restoranda normalin 10 katını fiyatla yemektir. İşte bizim ülke olarak sorunumuz burada. Gösteriş hastalığına kapıldık. Tüketim hastalığına kapıldık ve bu sarmala kapıldık. Bu Orta Doğu kafası diyorum ben buna. Maalesef Orta Doğu'ya gittikçe bu çoğalır. Norveç'te falan göremezsiniz. Norveç'te adam serveti vardır. Parmak arası terlikle dolaşır, siyah tişörtle dolaşır. Ya da işte IKEA'nın sahibi, dünyanın en zengin adamı 25 yıllık araba kullanır. Yine Jeff Bezos Amazon'un sahibidir. Honda araba kullanır, sorduklarında nesi var ki gayet güzel der. Ama biz bunu yapamıyoruz Türkiye'de. Bize böyle bir baskıyla, mahalle baskısıyla seni zengin gözükmen lazım. Ye kürküm ye diye bizi tüketimin kölesi yapıyorlar. Dolayısıyla işte ben kitaplar yoluyla, kendi yaşadıklarım yoluyla bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu da kendim üretmedim. Benim kitabın hikayesi o Cansu Hanım. Ben bunlar hiçbir şey üretmedim. Ben dünyanın en büyük kopyacısıyım. Ben hiçbir özelliği olan bir adam değilim. Gerçekten ben şansım şu sadece. Ben çok küçük yaşta kolejde burslu okurken çok sayılı zenginlerin, yani Türkiye'nin sayılı zenginleriyle sınıf arkadaşı oldum çocuklarıyla. Hepsini fotoğrafladım. Sadece network dedi. Onların bana çok network anlamında çok şey olmadı. Çünkü sınıf farkımız olduğu için onlar beni çok sevdiler ama hani arkadaşlığımızı çok sürdüremedik belli sonra üniversitede, lisede falan. Üniversitede, normal hayatta. Ama şunu gözlemledim. Bunların babaları başka türlü yaşıyorlar. Benim babamdan başka türlü yaşıyorlar dedim. Yani benim babam bas paraları Leyla'ya, bir daha mı geleceğiz dünyaya deyip ilk videoya çıktığında konu komşuya gösteri için video alıp araba ilk çıktığında en iyi arabayı borç harç alan bir adamken bunların babaları bunları yapmayarak çok küçük paraları hep yatırım yaptılar, hep tasarruf yaptılar. Paraya önem verdiler ve sonunda bu paraların büyüdüklerini gördüler. Yani yine çok sayılı bir zengin şu anda. Zamanında o zaman tipo arabayla
babasının dolaştığını biliyorum mesela. Şimdi bunları bu kadar çok görünce hayatınızın her yerinde. Sonra kurumsal şirketlerde 16 yıl global şirketlerde çalıştım. Orada da bakıyorum Norveç'te, Almanya'da falan böyle yine çok başarılı adamlar yine böyle yaşıyorlar. Sonra bakıyorum mahalle arkadaşlarımla görüşüyorum. Abi hala aynı telefonu mu kullanıyorsun ya? Hala eski arabamı kullanıyorsun ya? Ya diyorum parası olmayanlar telefonumu eleştiriyor. Geçen yine yani bir tane arkadaşla görüştüm. Telefonum gayet basit bir model gördüğünüz üzere böyle duvarı falan camı falan çatlak böyle. Kız diyor ki şu telefonu değiştir artık sana bir telefon alacağım diyor. Sonra oturuyor gözyaşlarından ağlamaya başlıyor. İşte yaşadığı huzursuzlukları anlatıyor. Ama istifa et diyorum edemem ki diyor 450 bin lira borcum var diyor. İşte diyorum. Anlatmaya çalıştığım şey bu zaten diyorum. Ya sen şu telefonu değiştiriyorsun ama bu telefonu sürekli değiştirdiğin için, sürekli saçma sapan harcamalar yaptığın için köle olmuşsun, bana hala ders veriyorsun. Ya ben de mesela gidip 15 günlük tatile gidip onu Instagram şovuna dönüştürüp o tatilin parasını 12-18 ay ödeyenleri biliyorum. Dolu yani. İşte dolu. Benim anlatmaya çalıştığım, Türkiye'de ben bunu mesela gerçekten anlatınca, biz bu programı anlatınca altına şunu diyenler olacaklar. Hatta Armağan'da da bir program yaptım da Armağan Çağlayan'la. Ondan sonra o da pinti misin sen dedi mesela. Ben de pinti değilim dedim. Ama bu programı dedim Norveç'te yapıyor olsak ben bunu konuşmazdım. Hatta Angela Merkel gelse karşıma, Sayın Angela Merkel biraz şık giyin, pahalı giyin derdim. Ama biz Türkiye'deyiz arkadaşlar. Türkiye'de biz aşırıyız. Bizim yani bu kahve mesela için çok eleştiri gelecek. Bir kahve de mi içmeyelim? Dünyaya bir kez geldik. Arkadaşlar biz dünyaya bir kez geldiği fazla abartan bir toplum olduk. Farkında mısınız? Deniz gibi tatillere gidiyoruz. Dünyada tatili 12 ay taksitle, 8 ay taksitle yapan yok. Bir müze gezmek için, oradan selfie çekmek için bunları yapan insanlar dolu. Veya marka çanta dolu ama cebinde para olmayan insanlar dolu. Türkiye'de sokaklara çıkın her yer cip dolu ama o ciplerin çoğu araziye çıkmıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Burada bir problem yok mu sizce dediğimde biraz hak veriyorlar ama gerçekten bir problemimiz var. Biz bu kafadan çıkmazsak ülke olarak bu borç batağında olmaya devam edeceğiz. Bu siyasetçiler için de geçerli. Siyasetten en aşağı kadar bence bu. Her yere sirayet etti. Dolayısıyla biz bunu değiştirmezsek köle olmaya devam edeceğiz. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Milyarlarca lira borcumuz olacak ve dolayısıyla hiçbir şeye itiraz edemeyeceğiz dünyada. Hatta Gazze konusunda mesela çok enteresan bir şey söyleyeceğim. 2 milyar dünyada insan var. O kadar çok üzülüyorlar bu insanlar Müslüman dünyası bu olaylara. Ama hiçbir şey yapamıyorlar. Çünkü niye? Çünkü onlar da maalesef liderlerden en alta kadar çok borçlu oldukları için, tamam mı? Köle olmuşlar ve hiçbir şeye ses çıkaramıyorlar. Bununla ilgili bir kitap var. Bakın çok tavsiye ederim. Bir ekonomik tetikçinin anıları. Hani bunları Mert Başaran deyince belki çok inandırıcı gelmez. Türk olunca çok inanmıyorlar bize. İsmimizi yabancı olunca daha etkileyici oluyor bizim ülkemizde. Mesela o adam o kadar güzel anlatmış. 2002 yılında bunu anlatmış. Demiş biz ülkelere para veririz, yol yaptırırız, araba aldırırız, benzin aldırırız, bir şekilde köleleştiririz, istediğimiz her şeyi yaptırırız, dünyada istediğimiz her karara el kaldırmak zorunda kalırlar. Sistem bu. Bunu ülkelere de yapıyorlar, bireylere de yapıyorlar. Ben de diyorum ki ya yapmayalım. Şu dediğiniz gibi işte gösteriş için, hava atmak için bunları yapmayalım. Hatta kitabın bir yerinde şu madde var bende. Videoyla hava atan neslin iPhone'la hava atan çocukları olduk biz. Bu olacak şeydi ya. Bir köydeyim ben. Köyde inanır mısınız ya basit bir yerde. 3-4 tane genç sırf o marka telefonu alacak diye etraftan borç istiyor. Telefon satan yeri küçük yer ya. Ya taksit yapar mısınız, senet yapar mısınız? Çocuklara sorun. Sizin bu telefona niçin ihtiyacınız var? Niçin 70 bin lira telefon kullanmak zorundasın kardeşim? Biz niye böyle olduk ya? Benim babaannem böyle değildi. O yüzden hiçbir zaman babaannemin borcu olmadı. Ne zaman bir sıkıntım olsa her zaman söylerim. Göğüs altı bankasından kadın bana para çıkarırdı. Evet. Kefen parası vardı. Şimdi değil kefen parası. Öldüğümüzde borçla neredeyse mezara gireceğiz. Kredi kartıyla. Bunlardan sıyrılmamız lazım. Kolay değil çünkü benim gibi bir kişi var ya veya 10 kişi var bunu size anlatan. Ama algoritmalar 1000 yerden size senin zaafını ateş ediyor. Çanta seviyorsan her gün sana çanta reklamı. Dolayısıyla kolay değil. İnşallah kurtuluruz. Bunun için uğraşıyorum işte. Şimdi bu kısımdan sonrası yatırım tavsiyesi değildir diye şerh düşerek sorumu sormak istiyorum. Mert Bey son 5 yılda en çok kazandıran yatırım aracı ne oldu? Arsa mı, konut mu, altın mı, dolar mı? Ama doları müstakil konuşacağım. Tamam, dolarla ilgili çok sinirleniyorum dolar deyince biliyorum. İnsanlar. Özellikle sizi sinirlendirmek istiyorum belki de. Buyurun. Şimdi baktığınızda eğer işi biliyorsanız tabii kripto en çok kazandıranlardan biri olmuş. Bitcoin inanılmaz kazandırmış. Ama hadi onu bilmiyorsunuz diyelim. Herkes bilmek zorunda değil. Doğru şirketlerin hisselerine yatıranlar her zaman çok kazandırmış. Fakat Türkiye'de borsa da bir kumara döndü. Yıllardan beri biz oynuyoruz. Borsa oynanmaz bir kez. Benim her yerde anlattığım şey. Borsa bir oyun değildir. Borsa alıp tutan
kazanır. Şirkete ortak olmak önemlidir. Doğru şirkete olan, ortak olanlar inanılmaz kazanmış. Siz diyorsunuz ki borsa günümüzde bir yatırım aracı olmaktan çok bir oyuna döndü. Evet. Evet. Hatta geçen bir Reels yaptım. Epey izlendi. 500 bin falan. Esnaf kardeşim, berber kardeşim dedim, kuaför kardeşim. Bir bakıyorum gün içinde sürekli al sat yapıyorsunuz. Yapmayın. Bu bir oyun değil dedim. 1000 liraya alıyoruz, 1100 liraya satıyoruz. 100 lira kazandık diye mutlu oluyoruz. Sonra 100 lira kaybediyoruz. Ama dünyada da böyle değil. Alıp tutan kazanır. Warren Buffett aptal mı? Dünyanın en zengin adamlarından biri. Adam 30 yıldır Coca-Cola hissesi tutuyor. Ben de kitapta da bunu anlatıyorum. iPhone alacak, iPhone diye o zaman iPad var, iPad dedi pardon, iPod alacak yani bu kulaklıkla müzik dinlenen bir alet vardı. 2005 yılında onu alacak paraya gittim. Apple'ın hissesini aldım. Ve o sayede ev aldım mesela ben. Hmm. Yani tutarsanız kazanıyorsunuz veya pandemide... Ben bir şey diyeceğim, kapıdaki arabayı onunla mı aldınız diyeceğim. Kapıdaki araba inanır mısın mesela? Kapıdaki arabam 2005 model mesela. Mesela ben 2005 model araba kullanıyorum. Ben 2023 model araba kullanmam. Çünkü onu da saçma görüyorum. Mesela onu da belki konudan konuya geçtik ama mesela o arabaya yatırılacak para, benim araba mesela çok ucuz bir arabadır. İyi bir markadır ama çok ucuzdur. Tank gibidir. Çok sağlamdır. Ama mesela sıfır arabaya verilen parayla giderim ben bu dediğim şirketlerin hisselerini alırım. Onlar çok ciddi yavruluyorlar, para kazandırıyor. Bugün bakın onunla da ilgili istatistik var. Bundan 3 yıl önce iyi bir Passat alacağınıza, Passat'ın distribütör olan şirketin hissesini alsaydınız şu an 8 tane Passat alıyordunuz. Paranın yavrulaması budur işte. BMW alacağınıza, BMW'nin distribütör olan şirketin Türkiye'deki hissesini alsaydınız 14 tane BMW alıyordunuz. Bakın para yavrular, araba eskir. Dolayısıyla ben daima paranın yavrulayacağı yerlere yatırmayı tavsiye ediyorum. İşte en basiti bu son işte 5 yılda bunlardan biri hisse senetleri oldu. Ama tutarsanız daha sonra konut oldu. Birinci olan kriptoydu. Ama en çok tabii her zaman kadim, yine bize unutulan topraktır. Toprak da bize unutuldu. Toprak da çok korkunç değerleniyor. Fakat bize de toprak unutuldu. Onun yerine aklımıza geliyor yatırım deyince? Dolar geliyor. Dolar. Ama dolar alıp zengin olan olmamış ama Türkiye'deki bütün zenginlerin kaynağı topraktır. Zenginliğin kaynağı. Dolayısıyla ben şunu diyorum. Medya, kusura bakmasınlar ama medya, özellikle konvansiyonel medya bize gerçek bilgileri değil, verilmesi gereken birilerinin üst akıl dediğimiz, para baronları dediğimiz, ismini istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben eskiden buna dünya yöneten 10 aile diyorlardı. Ben hayır, dünyada yöneten 3-4 tane büyük şirket var. Büyük fonlar var. BlackRock gibi de işte atıyorum işte Berkshire, ETV gibi. Bunlar bütün şirketlerin zaten çoğunun sahibi. Bunların bize öğretmek istedikleri, anlatmak istedikleri, dikte etmek istedikleri bilgileri aktarıyorlar. Onlar da ne diyor? Dolar işte al. Tarım topraklarını boşalt, toprak yatırım yapma, bilmem ne yapma, şimdi mülkiyetsizleştirme, bir sürü konu var, ev alma, kiracı ol vesaire. Yani ben şuna inanıyorum, okullarda da, üzülerek söylüyorum, okullarda da, medyada da, çoğunlukla tabii istisnalar vardır sizin gibi insanlar ama bize doğru bilgi değil, verilmesi istenen bilgi veriliyor. Pazarlanması gereken istenen bilgi veriliyor. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü daha çok köle insan oluşsun. Daha çok zombi oluşsun. Daha çok borçlu oluşsun. Ne zaman ki doğru bilgi vermeye başlıyorsunuz, zaten çoğu medya kanalı bunu konuşturmak istemiyor, çıkarmak istemiyor. Biraz işte dozunda anlatınca kabul ediyorlar falan filan ama işte benim anlatmaya çalıştığım bu. Yani çok enteresan bir şey söyleyeceğim mesela size. Niçin dünyanın en akıllı, en iyi eğitimli, en zeki insanları Türkiye'nin de İlkokul, ortaokul, lise mezunu insanların kurduğu şirketlerde, holdinglerde, KOBİ'lerde çalışıyor. Çoğu da 3 kuruşa ay sonunda ha işten çıkarılsam korkusuyla. Enteresan değil mi? Demek ki okullarda bize bir şey yanlış öğretiliyor. Okullarda bize para yapma öğretilmiyor. Okullarda bize zengin olma öğretilmiyor. Okullarda nasıl iyi bir çalışan olursun? Nasıl bir köle olursun? Nasıl üst akıl mı dersiniz, patronlar mı dersiniz, sermaye sahibi mi dersiniz, onlara iyi bir hizmetkar olursun? Öğretiliyor. Bunun da yolu sizi borçlandırmak, tükettirmek. Ben de diyorum ki insanoğlu biraz akıllan ya. Biraz daha geniş bak olaylara. Bazı şeyler bize niye pazarlanıyor? Bunlardan biri kredi kartı mesela. Niye verilmiş? Kredi kartı niye verilmiş mesela? Peki. Mert Bey, siz Şile'de arsa almak yerine çok beğendiğiniz bir arabayı almışsınız. Pişman mısınız? Pişmanım. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler yapmazdım. Niye? Şimdi 2005 yılındaydım. Gençtim. Bakın gençlik
zordur. Para kazanmanın en önemli şey kendi iradenizi frenlemeniz lazım. O yaşlarda işte hormonlarımın da etkisiyle iyi araba al falan filan dediler. Türkiye mahalle baskısı falan. Bir tane Audi A3 araba aldım, tamam mı? Ama alacakken yine benim çok bu kitaptan anlattığım çok farklı bilgilere sahip, çok donanımlı ağabeylerim var. Bana dedi ki, bir de severler de beni. Ondan sonra dediler ki Mert burayı al, bu arabayı alacağın paraya git dedi. Şu Şile yolunda bir yer var. Şile dedi, Şile yolunda. Al attığını dedi. Ben de şimdi o yaşlarda yatırıma çok meraklı olmama rağmen ya dedim şimdi oraya Şile yoluna kim gidecek, hiç gelişmez orası dedim falan filan. Ondan sonra almadım. Bakın o yaptığınız hatalar gelecekte yapacağınız doğruların şeyi oluyor. Mayası oluyor. O hatayı yapmasam bugün bu kadar rahat yapamazdım bu doğruları. O hata bana şöyle bir şey oldu. Gittim arabayı aldım. Sonra o Şile yolu dedikleri yer Çekmeköy oldu. Oralara villalar, millalar geldi. Ya milyonlarca dolarlık yer oldu orası. 80-90 daire çıkaran yer oldu. Benim o araba 25 bin almıştım. Geçen 2-3 yıl önce işte sattım 70 bin liraya. Bugün kalsa 300 bin lira olmuştu. Bakın 300 bin liralık bir araba. Ha diyeceksiniz ki 15 yıl kullanmışsın. Kullandım da o arabayı kullanmazdım. Bir iki alt arabayı kullanırdım ama orayı kaçırmasaydım keşke diyorum. Dolayısıyla bu örneği her zaman veririm. Genç yaştayken bazen hayattan fedakarlık edip paranın büyümesine izin vermek çok önemli ve özellikle bu toprakta inanılmaz oluyor. Neden toprak bize unutturuldu? Unutturuldu mu yoksa? Müthiş bir soru. Gerçekten unutturdular bize. Çünkü eğer toprağına sahip çıkarsan, toprağı iyi ekersen, toprağı iyi yönetirsen dünyayı yönetirsin. Bakın çok enteresan bir belgesel seyrettim. Shimon Peres'in. Ben başarılı insanların ya da bir yere gelmiş insanların hangi dinden olduğuna bakmam. Hep okurum, araştırırım, incelerim, tamam mı? Adam askerlik falan filan diyorlar. Hayır diyor, askerlik yapmayacağım ben diyor. Ben diyor tarıma önem vereceğim diyor. Çünkü İsrail'in diyor geleceği tarımda diyor. Ve o kadar çok toprağa önem veriyor ve başarılı oluyorlar ki tarımda çok ilerliyorlar. Hollanda aynı şekilde öyle olmuş. Şimdi bakıyoruz. Biz ise toprağı tükaka ettik. Toprağı bırakıp köyden kente geçtik. Bu planlı bir projeydi. Bizi köyümüzde her şeyi yapıp kendi kendine yetecek bir toplum olup çok ciddi bir gayri safi milli hasılası olan bir toplum olacakken apartman köşelerinde uyumak zorunda olan, kapsül evlerde uyumak zorunda olan köleler haline getirdiler köyden kente geçerek. Bu planlı bir projeydi. 1950'den itibaren başladı. Ve dolayısıyla bize unutturma nedeni o. Yani toprağına sahip çıkan, toprağı iyi işleyen, toprağı iyi yöneten insanlar başarılı olur, ülkeler başarılı olur. Senin başarılı olmanı istemiyor sistem. Bu kadar basit. Dolayısıyla yani sen de çok kötü bir örnek vereceğim şimdi Cansu Hanım. Eğer sen benim çalışanımsan kusura bakma ama ben senin çok başarılı olup çok zengin olmanı istemem. Çünkü çalıştıramam seni yoksa. Bana baş kaldırırsın, isyan edersin. Mert Bey sabah 6'da niye geleyim ya? Niye 6'da ben metrobüse biniyorum Mert Bey? Niye asgari ücretle çalışıyorum dersin? Gelmiyorum dersin. Onun yolu nedir? Senin malsız kalman lazım. İşte mülkiyetsizleşme projesi de bununla ilgili bir şey. Toprağını sat, evini sat, hayatını yaşa, carpe diem, dünyaya bir kez geldin, daha çok tatil yap. Bunları sana yaptırıyorlar. Toprak da bunun en önemli elementiydi. Satıldı. Ben de bunu gördüm ki, nereden gördüm? Hiçbir şey kendim yapmadım. Programın başına söyleyeyim. Kopyacıyım ya. Baktım abi Türkiye'nin bütün zenginleri, isimlerini vermek istemem ama bilen bilir. Toprak zengindir abi. Bunlar toprağa yatırım yapıyorlar hala. Dünyanın en zengini. Türkiye'deki zenginleri saymayalım yani. Dünyanın en zengini. Adam Microsoft'un sahibi, Bill Gates'in adam gidiyor kriptoya veya ne bileyim teknolojiye yaptığı yatırımdan çok daha fazla yatırıma toprağa yatırıyor. Amerika'nın 1/4'ünü alıyor. Yani Mert Başaray'a inanmıyorsunuz yine çünkü hadi Mert'e inanmayayım Türk'tür bilmez falan ama Avrupalı Amerikalı diye hayranız ya. Amerikalı adam toprağa yatırıyor. Ama bize toprak tükaka, toprak kötü diye öğrettiler. Biz topraklarımızı sattık, küçücük kapsül evlere hapsolduk. Yatırımda para kazanmanın en önemli yöntemi nedir? En önemli yöntemi, Warren Buffett'ın bir lafı vardır. Sokaklardan kan akarken alım zamanıdır. Birinci söz budur. İkincisi de benim sözümdür. Bir yatırım yaparken ne kadar ortalama zeka sizle dalga geçiyorsa kazancınız o kadar büyük olacaktır. Yani anlamı şu, herkes dalga geçtiği şeyleri yaparsanız, herkes ilgilenmezken, herkes gülerken o yatırımları yapacak kadar vizyon sahibiyseniz, görebiliyorsanız çok kazanırsınız. Herkes yaparken, herkes koşarken alırsanız para kaybedersiniz. Yani ben ona bakarım zaten. Benim telefonum artık şey gibidir. Neyin düşeceğini anlarım. Yani ne zamanki telefonumda 20 tane çağrı var ve hepsinde aynı şeyi soruyor. Mert Bey Bitcoin alalım mı? Tamam Bitcoin'den çık abi. Bütün herkes sormaya başladı. Bundan 5 yıl önce Aselsan mesela. Herkes Aselsan için aramaya başladı. Eyvah dedim Aselsan bitti. Ne zamanki herkes bir şirketi soruyor çıkma zamanı. Yani sıradan insanlar bir şeyi çok konuşuyorsa o işi bitmiştir. Sıradan insanlar adını bile söylemiyorsa
çok para kazanırsınız. Dolayısıyla yatırımda da öyle. Bir arsa yatırımda da öyledir. Bu borsada da kimse konuşmazken yani biz ne yaparız? Bakarız bir bölge var. Kimse ilgilenmiyor bölge. Yani mesela şimdi yatırım diyelim, toprak diyelim. Sizin gibi böyle elit, güzel hanımefendiler geliyor mesela. Ya Mert Bey toprak yatırımı yapacağım. İşte 500 bin liram var. Peki ne istiyorsunuz? Ya Asos'ta yer var mı? Urla'da var mı? Var. Kazanır mıyız? Kazanamazsın. Niye kazanamam diyor. Çok güzel değil mi orada? Güzel olduğu için kazanamazsın zaten. Olmuş. Güzel olduğu için herkes oraya gidiyor. 100 liralık yeri adam 3 bin liraya satıyor sana. Kazanılmış orası. Kazanılmış. Kaymağı yenmiş. Nerede? Yeni Asos'ları bulman lazım. Yeni çeşmeleri bulman lazım. Yani ben bir örnek vereyim. Bodrum Akyarlar'da biz bir yer aldık. Hı-hı. 1986 yılında. Yolu yoktu. Süleyman Demirel, Barış Manço'nun otelini yapmaya, açmaya geldiğinde yolunu o zaman Süleyman Demirel için yaptılar. O kadar ucuz dağbaşı yerdi. Şu an 2 yıl önce oraya Türkiye'nin en büyük işte markalarından biri geldi. Milyon dolarlara yerler yapılıyor. Bakın o zaman kimsenin konuşmadığı yeri alabilirsen, alırsan şimdi çok para kazanırsın. Şu an ama herkes konuşuyor, geçti. Herkes konuşulduğu yer değil, kimse konuşmazken. Kimsenin göremediğini görmek. Bu da vizyon. Zaten benim yine kitapta da yazdığım bir şey var. Vizyonla televizyon arasında bir fark vardır arkadaşlar diyorum. Vizyonda insanlar herkesin görmediğini görür. Dolayısıyla herkesin görmediğini göreceksiniz. Biraz zor bir şey ama bunu yapan para kazanır. Şimdi kısa kısa çok fazla konu başlığı var ama son anlamda geçmek istemediğim meseleleri sormak istiyorum. Neden kredi kartı kullanmamalıyız? Şimdi bununla ilgili çok kızanlar olacak ama kredi kartı tamamen kapitalist sistemin sizin tüketiminizi arttırmanız için yarattığı bir tuzaktır. Bir kölelik zincirdir, kölelik halkasıdır. Çünkü siz kredi kartıyla beraber almayacağınız şeyleri alacak kapasiteye erişiyorsunuz. Ve insan beyni şöyle çalışıyor. Bunu bütün hocalar anlatıyor. Amerika'daki bilim adamları, yine bak Amerikalılar anlatıyor. Türk olarak ben anlatmıyorum, bana inanmazsın sonra. Amerika'daki bilim adamları anlatıyor. Amerikalılar anlatıyor mı geçerli olur? Fark etmez. Yugoslavya'dan bile olsa önemli değil. Yeter ki ismi yabancı olunca bizim millet çok saygı duyuyor. Gerçekten futbolcu öyle yani. Türk futbolcu olunca 3 lira alıyor, yabancı olunca 5 lira alıyor falan filan. Hatta bazen... Maalesef. Ben o yüzden mesela bir şey yaparken mutlaka kitapta da bir yabancıyla entegre ederim. Bakın yabancı adam da bunu böyle anlatmış. Bakın aynı şeyi anlatıyor. Yani bana inanmıyorsanız ona inanın. Adamlar şunu anlatıyor. Diyor ki nakit para harcadığınızda beyinde bir yer var. Orası acı hissi veriyor sana. Yani 2000 lira bugün restorana gidelim. Siz çok bana nezaket gösterdiniz. Programa çağırdınız ama 2000 lira size yemek ısmarlarsam elim titreyerek harcarım ve içimde bir acıma hissi olur. Acaba Cansu Hanım bunu yemese ne olur derim. Ama kredi kartıyla harcarsan beyindeki ödül mekanizması çalışıyormuş. Çok haz alıyorsunuz. Cart diye 5000 lira bir daha harcıyorsunuz. Dolayısıyla kredi kartı senin beyninde, bilincinde harcama şeyini açıyor. Kredisini açıyor. Dolayısıyla acayip şekilde tüketimi artırıyor. Şunun ters argümanı şu, şunu diyenler olacak. Çok fazla itiraz gelecek biliyorum arkadaşlar. Mert abi enflasyonist dönemdeyiz. Ben o sayede biliyor musun? %3 tasarruf yaptım. Niye? İşte aldım parayı kriptoda çoğalttım, borsada çoğalttım. Arkadaşım sen dahisen, sen geniussan, sen yaptıysan sen istisnasın. Bizde öyle bir şey var yani. Viagra için mesela biz kimse kullanmıyor Viagra. Viagra herkes arkadaşı için istiyor eczanelere gittiğinde. Aynı şekilde bu da böyle. Kredi kartında kimse kötü kullanmıyor. Herkes şahane kullanıyor ama işte ben müthiş para çoğalttım. Tabii öyleyse kabul ediyorum ama mutlaka etrafımızda inanılmaz şekilde böyle insan var. Siz belki o %2, %3'ten enflasyondan tasarruf yapıyorsunuz. Ama tüketiminiz %10 ile 20 arası artıyor. Buna inanmayanlar oldu bana. Ofise geliyorlar işte bana arada fikir almaya insanlar danışmanlık falan. Diyorum ki kullanmayın diyorum. İnanmayanlar sonra geliyor diyor ki Mert Bey ya hiç inanmıyorum ama diyor. İnanmıyordum ama denedim. Sahiden %20'ye yakın tüketim azaldı ve nasıl oldu anlamadım. O zaman da aynı şeyler oldu şimdi aynı şey. Bu şuna benziyor. Buna inanmayana şöyle diyorum. Ramazan'da oruçta olduğunda bir markete girdiğinde İnanılmaz şekilde tüketim yaparsın. Durduramazsın. Nefsin ister. Kredi kartı cebinde olduğunda otomatik olarak hiç fark etmeden yapmayacağın şeyleri yapıyorsun. Almayacağın şeyleri alıyorsun. Kendin için almıyorsan çocuğun için alıyorsun. Çocuğun için almıyorsan kız arkadaşın için alıyorsun, karın için alıyorsun. Dolayısıyla bunu kullanmadığında otomatik olarak alamıyorsun. Limitin oluyor, alamıyorsun. Olmayan parayı harcayamıyorsun. Bu birincisi. İkincisi daha da güzeli. Ya paran varsa yaşıyorsun, paran yoksa yaşamıyorsun. Biz niçin olmayan parayı yaşamaya, geleceğimizi temlik ediyoruz ya. İpotek ediyoruz. Yani bir tatile gidiyoruz Cansu Hanım. Çok güzel bir tatile gidiyoruz ama olmayan parayla ben 12 ay boyunca o kredi kartını ödemek zorunda kalıyorum. Bu bir kölelik sistemidir. Sizi, yine diyorum benim çalışanımsanız ve sizi iyi çalıştırmak istiyorsam sana çok güzel bir kredi kartı veririm. Bir de üzerine derim ki bu çantayı al, bu ayakkabıyı al, bu tatile git derim. Sen onu alırsın. Sonra ben sana bir
kötü bir hareket yaptım, fırça attım diyelim. Tam istifa edeceksin, bir bakacaksın. Aa, ben istifa edemem çünkü her ay 15 bin lira. Geçen yıl gittiğim tatilin taksitleri var ya da ayakkabının taksiti var. Hadi bakalım istifa et. Oldun mu sen sisteme köle? İşte kredi kartının bu iki tane nedenden dolayı çok zararı var. Dolayısıyla toplumun %99'u bunu böyle yanlış kullandığı için kullanılmasına karşıyım. Ama illa hastasısınız, kullanmak istiyorsunuz, bari bir tane kullanın. Onu da acil durumlar için kullanın. Acil durum nedir? Bir ev alacaksınız. Ben o durumlarda kullanıyorum. Bir tane var, evde tutarım. Yanında taşımam. Nefsimi bilirim çünkü. Fırsat bir yer çıktı mesela bundan bir yıl önce, bir buçuk yıl önce. Pendik'te böyle bodrum kat bir daire 400 bin liraydı böyle. Bodrum modrum ama 400 bin lira. Aradım bir arkadaşı, 200 bin liranın var mı? 200 bin kredi kartından çekiyorum, buraya alıyoruz dedim. Bak o zaman alınır. Ama gidip de kredi kartıyla sen Las Vegas'a, Kıbrıs'a gidersen, kredi kartıyla Migros'a gidersen, kredi kartıyla Zara'ya, Mango'ya veya neyse işte Louis Vuitton'a girersen, neresiyse, zaaflarımız var arkadaşlar, durduramayız. Hiç inanmayan şunu düşünsün. Akıl etmez misiniz ya? Şunu düşünün. Niçin tanımadığın bir insan sana 200 bin lira limit açıyor ya harca diye? Bu enflasyonist dönemde. Bunu düşünemiyor mu bu adamlar? Demek ki bunlar bir şey düşünüyorlar. Bu adam sonuçta harcayacak. Bize getiri sağlayacak. Niye bankalar kapında yalvar yakar bu kredi kartını al diyor? Bu kadar faydalı olsa kim bunu yapar ya? Net. Bunu düşünün yeterli. Soru işareti. Tam bu soru işaretinden devam ediyorum. Dolar diyorum. Siz doların da iyi bir yatırım aracı olmadığını söylüyorsunuz. Hayır, öyle demiyorum. Dolar tutmak enayiliktir diyorum. O kadar. Yatırımcı değil ki dolar. Ha, peki. Dolar yatırım aracı olduğunu düşünen insanın enflasyon veya finansal okuryazarlıkla ilgili bilgisi yoktur. Ama cahildir. Bana şöyle diyecekler diyerek soruları açarak yanıtlıyorsunuz. Tabii diyecekler. Neler diyecekler? Şöyle diyecek. Ama ben doları 10'dan aldım. 30 oldu dolar. Ben daha iyisini söyleyeyim. Hele bu enflasyonist ortamda çok kazandım. Ben daha iyisini söyleyeyim. Ben doları 1.5'dan aldım. Diyorlar. Ben hatta daha iyisini söyleyeyim. Altına yazacaklar. Ben doları 1.5'dan aldım. Sen ne konuşuyorsun? Bugün 30 lira oldu. 28 lira oldu. 20 kat kazandım Mert Bey diyecekler. Ben de diyeceğim işte sistem seni böyle kandırıyor. Bu işte finansal cahillik, okuryazarlık. Okullar da bize bunları bilerek öğretmiyorlar arkadaşlar. Hiçbir medya kanalında bunu konuşan ekonomist bile yok. Gidin YouTube'a, herkes dolar 40 lira olacak, dolar 80 lira olacak diye yazılar yazıyorlar, şeyler yapıyorlar. Peki bugüne kadar dolar bu kadar çok arttı arkadaşlar. Bu kadar çok dolar artarak, köşede dolar tutarak aynı evin 2-3 yıl öncesine göre, aynı arabanın 2-3 yıl öncesine göre daha fazlasını alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Yarısını dolar alamıyorsunuz. Dolar bazında da arttı. Çünkü ya, evet. Niye? Dolar bazında niye artıyor? Çünkü dolar enflasyonu var. Dolar basılan bir şey. Doların kendi enflasyonu olduğu için o ne demek? Sen 2 liraya aldın doları ya 1.5'a. Dolar 30 lira olduğunda sen diyorsun ki Mert Bey çok kazandım. 20 kat kazandım. Hayır, kazanmadın kardeşim. Kalk git bakalım. Aynı simit kaç lira olmuş? Simit 60 kat artmış. Bakın 20 yılda dolar 20 kat artarken 18 kat artarken simit 60 kat artmış. Şimdi sen zenginleştin mi sence? Aynı simidin 1/4'ünü alıyorsun artık. Aynı evin yarısını alamıyorsun. Evet. Bakın biz Bakırköy'de 35 bin dolara ev satmışız. Bakın. Sattığımız ev 35 bin dolara. O zaman da 94 kriziydi. Bir ekonomist dolar çok artacak dedi. Sayın dolar korkunç arttı. O günden bugüne kadar 1000 kat arttı neredeyse. Ama ev 10 bin kat arttığı için artık o evin kapısını alamıyoruz. Bakın kapısını alamıyoruz. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum Cansu'nun. İnsanlar şunu anlaması lazım. Dolar yarın gün 50 lira da olabilir. Ki olması olasıdır. Dolar 50 lira olduğunda %50 artacak ya. Simit 100 kat artacak. %50 değil %100 artacak. Burayı anlatabildim değil mi? Hı hı. Bir varlığın artış hızı senin elindeki dolardan daha fazlaysa senin paran aslında eriyor. Ama sen cahillik, finansal okuryazarlık, finansal cahillik olduğu için bizde, öğretilmediği için bilerek böyle bırakılıyoruz. Sadece doların karşısındaki TL'mizin eriyip erimesine bakıyoruz. Tabii, evet. Çok evet. Yanlış bir bakış. Çok yanlış akışta ama bunu niye yapıyorlar? Çünkü Amerika'nın fonladığı maalesef ekonomistler ve YouTuberlar her yerde. Çünkü o okullarda okumuşlar, o okullardan fonlanıyorlar, o eğitim sisteminden geçmişler. Tamam mı? Adam zaten bunu anlatarak sana bunu aşılamak istiyor. Ya düşünsenize Türkiye'de herkes buna uyansa, dolar almasa, dolar yerine işte hisse senetleri alsa, altın alsa, ne bileyim mal alsa, toprağına kıymet verse, toprağını alsa dolar bu kadar artmaz. Ve insanlar çok daha zengin olurdu. Yine diyorum bakın yani inanmayan lütfen ve lütfen şuna baksın. Çok konuşunca anlamıyorlar çünkü ama sadece şuna deyince insanlar artık susuyor. Ya son 20 yılda bu kadar kötü ekonomi döneminde, bu kadar büyük krizler olduğu dönemde size soru. Asgari ücret kadar az artan, çok kötü artan bir şey mi daha çok az artmıştır? Yoksa dolar kadar çok artan, uçmuş bir şey mi daha çok artmıştır? 20 yılda. Hangisi daha çok artmıştır? Asgari ücret. İşte ama normalde dolar artıyor olması lazım değil mi? İnsanlar dolar çok artıyorsa. Asgari ücret 80 kat artmış. Dolar, ya, dolar 18 kat artmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Burada yanlış anlaşılmasın yani asgari ücret çok arttı anlamında söylemiyoruz. Yani asgari ücret kadar az artan bir şey bile doları 4'e katlamış.
ev fiyatları falan 20'ye katlamış. Dolayısıyla bir şey, arabadan örnek vereyim size mesela. Bakın yine babamın yaptığı bir finansal cehalet, oradan tecrübem var. Araba alıyordu mesela 30 bin liraya. 3 yıl sonra satıyordu, 90 bine sattım. Bak nasıl para kazandım. Baba peki diyorum, arabayı yeni alabiliyor musun? Yok, yeni almam için bir 300 bin daha koymam lazım. Baba şimdi sen para kazandın mı sence? İşte insanların bunu anlaması lazım arkadaşlar. Yani bakın tekrar anlatıyorum halkın anlayacağı şekilde. Dolar bugün 2'ye katladığında senin alacağın ev 3'e katlıyorsa, simit 3'e katlıyorsa sen aslında paranın %35'ini kaptırmışsın. Ve 10 yıllık vadede dolar tutan daima parasının %35'ini kaybeder. Net. İstatistik bilgidir bu. Dünyanın her yerinde. Amerika'da da böyle bu arada. Amerika'da da 100 bin dolarlık evi koy, parayı 100 bin dolar olarak koy, 10 yıl sonra o evin yarısını alamıyorsun. Orada da enflasyon var. Bize bunlar öğretilmiyor. Biz zannediyoruz ki 100 bin doları köşeye koydum. Ay benim 100 bin dolarım. Çünkü niye? Mesela kahve de 100 dolarsa 100 dolar kalmıyor ki. Kahve 5 yıl sonra 150 dolar oluyor. Ama sen 100 dolarla gidiyorsun, çok param arttı diye aynı kahvenin yarısını alamıyorsun. Dolayısıyla dolar tutarak Türkiye'deki en büyük soygun, en büyük kandırmaca insanlara dolar tutturarak yapıyor. İlla dolar tutacaksanız dolardan yıllık %5 ile 10 arası faiz almanız lazım. O zaman paranızı korursunuz. Bugün Eurobond var, Türkiye Eurobond'u var, mevduatta var. Ondan sorun yok. %5 alabiliyorsan ama sen onu almıyorsan her yıl düşünsene bak. 1 milyon param var Cansu Hanım. Her yıl %5 eriyor. Hiç fark etmiyorsun ama işin kötüsü o. Sinsi. Şey gibi yani, şeker hastalığı gibi, kanser gibi. Sen paranın eridiğini göremiyorsun. Ay evet. Mert Bey, benim bu yıl param yine arttı ya. Baksana geçen... TL'de çarpıyor. TL ile bakıyorsun. Ya mesela... İki seçimden 50. önce 19'u diyorsun. Of Mert Bey, sen öyle konuştun ama diyorsun. Benim 19 milyonum, olan para... 1,5 milyon evet, oldu Mert Bey. Ama gidiyorsun markette, niye geçinemiyorum? Niye param eriyor? Çünkü yanlış yerde tutuyorsun kardeşim. Ama aynı parayı son 5 yılda... Mesela çok basit bir örnek vereyim. Koç grubu hisse senetlerinin fonunu almış olsaydın... %1200 artmıştı. Ama aynı dönemde dolar %400 artmış. Yani orada köklü şirketlerin hisse senetleri. Ya örnek veriyorum, mal arkadaşlar. Yani bu illa koç olmaz. Ya şu bardak olsa razıyım ya. Sen şu bardağı al. Abartıyorum, Domestos al, koy köşeye. İddia ediyorum 5 yıl sonra gel. Doları da koy köşeye. Dolardan çok artacak. Sen aynı Domestos'u çamaşır suyunu alamadıktan sonra senin doların artması seni kandırmacı da bir illüzyon var burada. İnsanlar para kazandım zannediyor. Tamam mı? Dolayısıyla buna çok dikkat edin. Paranızı böyle çarpıyorlar. Eriyor gidiyor. Paranız pul oluyor. Peki son bir soru. Markalar. Uh-huh. Markalar tuzak mı? Tabii ki markalar insanları köle yapmak için kurulmuş bir tuzaktır. Şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili bir ünlü bir, yine bir Amerikan düşünürün bir şey var. Markalar diyor, orta sınıf insanları diyor, zengin hissettirmek için kurgulanmış bir tuzaktır ve zenginleri zengin yaparlar. Fransa'nın en zengin adamı bu dediğim markaların sahibidir. Nasıl zengin oluyor? Kendisi çoğunlukla belki bu markaları bile kullanmıyordur ama nerede parası olmayan insanlar var, o markaları alarak, bakın bir gece zengin olmak için, bir gece zengin gözükmek için kendini fakir bırakan bir sürü insan var. Evet. Ben diyorum ki bakın, keyifleriniz için harcayın, ihtiyaçlarınız için harcayın. Ama şu Orta Doğu kafasından çıkalım. Nedir o? Konuya komşu gösteriş yapacağım diye lüks araba, kullanmayacağımız ürünler, markalar alacağımıza, yani üstüne ya buraya marka yazıp dolaşıyoruz. Ya geçen bir resim vardı, o kadar hoşuma gitti ki. Mark Zuckerberg yanında bu şey Bill Gates falan filan yazıyor, azmış adam. Ya bir tane marka göremiyorsun. Belki içinde marka vardır ama adam böyle bağıra bağıra marka göstermiyor ya. Ki büyük ihtimalle almıyordur bile. Kıyamazlar onlar markaya. Gerçek zengin gerçekten kıymıyor ya. Hı. Ya bakın Sabancı rahmetli 8 yıllık bir araba kullanıyordu. Yine aynı şekilde söylüyorum. Diğer bu lüks zenginlere bakın, böyle çok acayip şekilde lüks Ferrari'ler, Maserati'ler falan kullanmazlar. Gerçek zenginler bunu göstermezler. Gerçek zengin olmayanlar gösterir. Dolayısıyla yine çok güzel bir söz vardır. Zengin bağırır, servet fısıldar. Çok zenginler göstermez, şey yapmaz, mütevazi olurlar markaya. Ama orta sınıf bu ne var? Dolayısıyla biz eğer orta sınıf kalmayı kabul ediyorsak veya aşağı düşmeyi, harcayın kardeşim markaları. Ama marka harcayacağınızda ben her zaman söylüyorum. Ya şu marka, bakın telefonum 2-3 bin lira telefon. Her yerde bunu gösteriyorum. Bu telefonu kullanarak 70 bin lira telefon almam, bu telefonu kullanırım. 60 bin liraya giderim, bu dediğim büyük şirketlerin hisselerini alırım. Bitcoin alırım veya toprak alırım. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra emin olun o aldığınız şey size bir tane araba veya ev aldıracaktır. Ama bu telefon 5 yıl sonra çöp. İşte fakir kalmanın yolu bu kadar basit. Eğer saçma sapan bir şeye çok para harcarsan sonunda paran olmaz, sıfır olur. O araba hikayesindeki, biz arabayı aldık, araba çöp oldu ama o arsaya alsaydık milyon dolarlık 40-50 daire, 70 daire yerimiz vardı. Hayat bu kadar basit aslında ama nefsimiz, bakın sorun şu, sistem bize nefsimizi
İçimizde bir şey var, nefis var. Tamam, o nefsi uyaracak, gıdıklayacak şeyler yollatıyor. Sinyaller yollatıyor, algoritmalarla. Eskiden daha kolaydı, şimdi daha da zor. Eskiden sadece televizyon vardı, TRT1 vardı. Şimdi hepimizin elinde şu telefonlar var ya, bu telefon senin ruhuna kadar ne harcamak istediğini biliyor, hangi ekrana ne kadar saniye baktığını biliyor, sana onun ürününü yolluyor. Ve sen de bir de kredi kartın varsa, bir de online hesabın varsa, online'a da karşı mesela, online şey hesabın, alışveriş hesabın, geceliğin, yorgun argın gelmişsin. Hay zaten çok mutsuzum hayatta, zaten bu paralarla bir şey olmaz. Bunu da alayım, bunu da alayım, bunu da alayım diyorsun ve sarmanın içinde böyle fare gibi şeyin içindeki hamster gibi kutunun içinde yuvarlanıp duruyoruz. Bundan kurtulmamız lazım. Allah sonumuzu hayretsin. Akledersek aslında çok basit. Küçük paraları babaannelerimizin öğretilerine dönersek Cansu Hanım, ki sizin de böyle biraz bu kafalara yakın olduğunuzu bildiğim için zaten bu programa zevkle geldim ve çok mutlu oldum. Biraz o kafalarda olursak, yani çok lüks yaşayacağımıza, çok marka göstereceğimize, bunun çok küçüğünü yaparak geri kalanı köşeye park edersek, o para zaten yavruluyor ve bizi finansal özgürlüğe sağlıyor. Finansal özgürlük zenginlik demek değildir. Köşede, düşünsenize bugün ya, köşede 400-500 bin lira nakitiniz olmasıyla 5 bin lira borcunuz olması arasında ne kadar büyük borç fark var. Dağlar kadar. Ya. Birinde istifa edemezsiniz. Özellikle bakın, programın sonunda şunu söylüyorum. Kız çocuğu olanlara sesleniyorum. Mutlaka kız çocuğu olanlar. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, öyle zor bir dönemde, öyle bir zor bir dünyada yaşıyoruz ki, mutlaka iki kere, bir kez değil, iki kere daha çok yatırım yapın. Çocuklarınızın geleceği için bireysel emekliye, bu tip hisse senetlerine, bu tip topraklara küçük küçük paralar yatırın. Çünkü yarın öbür gün bir çocuğunuz olduğunda, büyüdüğünde yanlış bir insanla evlenebilir, yanlış bir insana aşık olabilir, yanlış bir işe girebilir. Üzüldüğünde, kızdığında, bunu annemin hikayesinden biraz biliyorum, çok detay anlatmayacağım ama masaya vurup kalkacak gücü olması lazım. Bunun da yolu ekonomik özgürlüktür. Bunun da yolu sizin o küçük çocuğa küçükken atacağınız bir tohumdur. Biz anneme böyle küçük küçük bir paralarla bireysel emeklilik yaptırdık. O sayede para o kadar çoğaldı ki oturacak bir ev sahibi olabildi. İşte bu da özgürlük verdi. O da hayatında başka bir mutluluk getirdi. Dolayısıyla lütfen ve lütfen küçük paraları küçümseyen küçük kafalardan olmayalım. Çok teşekkürler, ben teşekkür Mert ederim. Bey. Ağzınıza sağlık. Mert Başaran'la birlikte çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.